Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Gıda enflasyonu %17-18 falan diyor bir yıllık artış. Yok efendim, onlar %100 var. %100 var. Senin raf fiyatın %100 mü arttı? Bazı ürünlerde %200. Allah Allah, hangisi mesela %200? Mesela yağ 18 idi, geçen sene 130'a satıyordu, şu anda 300 lira. 150, %200. Yağ mesela... dışında ne var böyle? Gıda efendim, gıda her gıda. Şey yükseldi yani. Un nasıl mesela? Un da çok yüksek efendim. Çok mu yüksek? Şimdi zaten yağ, şeker, un değil mi? En temel. Yani öyle. İhtiyaç olan. Evet. Yağ arttı diyorsun. Bak, şeker nasıl şeker fiyatı? Şeker yağa göre düşük. Yani, yükselmedi abi. Fazla ama yağ bayağı bir... Yağ %200 olduğu için düşük diyorsun. Şeker yüzde kaç arttı mesela? Kaçtan %20, kaça gel? %25 yani 25, geçen sene göre %25-30 civarında. %25-30. Yükseldi yani. Ha, TÜİK kimden alıyor fiyatları anlamadık yani. Dün açıkladılar ya %15-16. O kendi... kendi şirketlerinden almıştır. Yani evet. Bize gelsene biz gerçek fiyatları söyleriz ona. Söylersiniz değil mi? Tabii. Yeah. Bize gelen yok. Allah bu yeni şeyi sana satarım. Spor giyim satıyorsunuz. Evet. Erkek değil mi? Ha, erkek. Erkek spor giyim. Ne kadar bir kot mesela şimdi? En ucuz kot. Vallahi 100 lira diyebilir miyiz? 70 liraya kadar var. 70'den aşağı yok. Yok. Mesela geçen yıla göre nasıl mesela aynı ürün? Ya bu sene 70 liraya sattınız. Geçen sene kaç paraydı? Yani geçen sene 80 olan şu anda 100, 120, 130 o civarı. 80'den? Yani fark bayağı var. 80'den 100'e %25 zam demek değil mi? 80'den bu, yani her türlü yani %25, %30 zam almayan bir şey kalmadı yani. %30 zam var yani. Evet. Tekstilde şunda olsun. Pandemide rağmen. Pazartesi TÜİK enflasyon açıkladı %16 diye. Baba vallahi daha takip edecek bir şey durumumuz kalmadı. Valla fiyatlar her geçen gün artıyor. Az önce... Mesela geçen seneye göre nasıl? En az %30-35 artmış yani. Hala da artıyor. Yani şimdi insanlar zaten alım güçleri düştü. Bizler de almak yani bir şeyler yapmak zorunda. Az önce de söyledim yani. Partinizin uzakta ismi, logosu her şeyi anlatıyor. Deva. Yani bir şeyler var ki, bir durum var ki. Yürümeyin. Bir Deva Partisi durumu. Biz de sizlerleyiz. Arkanızdayız. Sizin gel buraya gelmeniz inşallah hayırlı olur. İnşallah. Ve bu yani nasıl söyleyeyim gerçekten buraya kadar doluyuz. Yani bizim güvendiğimiz AK Parti'nin var ya. Yani MHP'den çok çok ileriye gitmiş. Yani işleri güçleri var ya onların şeyleri nedir bu medyaları var ya. İşte Kürtlere, Kürt bölgesine oraya buraya laf atmaktır, laf sokmaktır. Onlar için işi gücü bu olur. Başka hiçbir şey kalmamış. Yani bu memleketin sorunlarını yine demokrasiyle. Yani kimse konuşmuyor. Herkes pislik olmuş. Bilmem ne mi? Olur mu? Olmaz ki. Birileri anlatacaksın. Yani boşaltacaksın. Ben sonra boşalmaz zaman ölürüm ben. Yani gerçekten bu iktidardan kurtulmak istiyoruz. Nasılsınız? Sağ olasınız. Nasılsınız? Ya arkadaşlar sağ olun. Buyurun. Kot pantolon satıyorsun sen. En ucuzu kaça şimdi? En ucuzu. En ucuzu mu? Ha. En ucuzu 65'tir. 65'ten aşağı yok değil mi? Yok, en ucuz yani biraz kaliteli. Geçen sene nasıldı mesela? Geçen sene daha iyiydi. Fiyatlar nasıldı? Fiyatlar 65 liralık mı? Kaç lira? 90 falan. Yok. Mesela bu sene 65 olan. Evet. Geçen sene kaçtı? Geçen sene mi? 45'ti, 30 öyle yani. Kaliteli bir şey deseniz ne yapalım? Yani geçen seneye göre daha şeydir yani pahalı. Çok şey durumdayız yani yeah. Burada İki üniversite bitirmiş insanım. Yüksek lisans yapıyordum, ihraç oldum. Fırında yönmeli olarak çalışıyorum. Yani çok zor durumdayız başkanım. Yani böyle bir şey yok yani. Kendi ülkemde mülteci durumundayım yani. Hiçbir hakkımız yok, bir şeyimiz yok. Yani bizim sesimizi kim duyuracak? Biz sık sık dillendiriyoruz. Takip ediyorsunuz. Yani, takip ediyoruz tabii yani. Melik Başkan'ı falan da takip ediyorum. Yani çok mahcup durumdayız başkanım. Yani. Ya öyle öyle. Maalesef. Nasıl yapacağız başkanım biz bunu? Biz demokrasi beklerken, hukuk beklerken nelerle karşılaştık? Yani 30 yaşında adamım, 40 liralık, 50 liralık yemeğiyle çalışıyorum. Benim önümde yani ben öğretim görevlisi olmayı düşünüyordum, okumayı düşünüyordum. Neler oldu başkanım yani? Böyle, adalet. Yani, adalet çok önemli, adalet.
Kendi ülkemizde şey mağdur duruma düşündüm. Dava süreci falan oldu mu hiç? Dava süreci 2-3 sene yattı. Şey sonra dediler bir şey yok. Bıraktılar. Sonra tekrar bir dava başlattırdılar. Şimdi tekrar Yargıtay'a gönderdiler. Beraat mı ettin? Beraat etmedim. Evet. Tekrar dava süreci devam ediyor. Yarın öbür gün ne olacak belli değil. Yani illa bir Meriç'i geçip boğulmak mı lazım başka? Nerdeniz biz? Şimdi ben şöyle diyorum, yani şu andaki başkan 380 tane ev çıktı, bütün evler yabancılara düştü. Hasankeyflilere değil, ben Hasankeyfliyim. Yeni yapılan evler. Şu anda 380 tane mağdur insanlar var. Sırf o değil yani. Esnaf, aynen yabancılardan. Yani Hasankeyfli olmayan, burada oturmayanlar, dışarıda seçmen. Hasankeyf bir ülkeyi besleyebilecek bir turizm destinasyonuna sahip iken şu an Türkiye'nin en yoksul ve işsizliği birinci sırada olan Şırnak, Batman ilçelerde Hasankeyf. Hasankeyf yani insanlar çok mağdur. Güçlük olan Hasankeyf. İnşallah zaten Emin Başkanım da söyledi. İktidara geldiğimiz zaman dönemde bu evleri, devlet üstlerinin yaptığı bize evleri borçlarınızı sildireceğiz Allah'ın izniyle dedi. Ali Babacan! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağlıcakla kalın.